Aşkım. Hadi sen git artık. Gider miyim? Giderim. Size iyi eğlenceler yenge. Ben gidiyorum. Bana artık yenge deme. Biz toprakla ayrıldık Ali. İyi madem. İyi eğlenceler eksenge. Kazanız mübarek olsun aşkım. Hadi Allah muzaffer etsin. Haydin. Zeynep. Ne oldu? Sirkeyi almadık. Şalgamı da unuttuk. Şalgamsız olmaz. Ahu Dudu'yu da almadık. Ahu Dudu mu? Aa, ne komik söylemesi. Ahu Dudu, Ahu Dudu, Ahu Dudu. Denesene. Ahu Dudu, Ahu Dudu, Ahu Dudu, Ahu Dudu. Neyse, Ahu Dudu'suz kızlar gecesine asla izin veremem. Ahu Dudu'suz kız gecesi olmaz. Hadi Zeynep. Ya ne gerek var şimdi Ahu Dudu'ya, Ahu Dudu'ya? Ya Gonca, bir Ahu Dudu'muz olmasın mı? Allah aşkına arkadaşlar, siz neyin peşindesiniz? Ahu Dudu'nun. Kız kıza güzel bir gece geçirmeyelim mi canım? Yani neyin peşinde olacağız ki? Haydi, hadi. Gelin. Bunlar kesin bir iş çeviriyor ama. Göreceğiz. Lazım mı diye sormadık ki. Lan, lan benim telefoncuğum dalacak. Ali, ne yapıyorsun kardeşim orada? İyiyim Doprem. Sen ne yapıyorsun? Ya ne güzel çiçekler. Kim aldın ya? Nurbanu'yu aldım. Sen niye evde değilsin? Ya biz bugün Yavuz'dan kremalı bisküvi yiyorduk. Benim de canım çekti. Bakkala gideyim de alayım dedim. Sende bir haller var ama. Ya yok bende, ne hal olacak ya? Bak sen şimdi eve gir, ben bisküvi alayım, gelirim şimdi zaten. Sana alalım mı? Böyle ayırıyorsun ki ortasında sadece kremasını yiyen pek bir tatlı oluyor. Alma kardeşim, alma. Sen hızlıca kendine al gel. Benim de çok vaktim yok, erken çıkmam lazım. Tamam, ben hemen geliyorum zaten. Hadi. Hadi. Nereden çıktın da? Ya bir şey soracağım sana. Sen Arda'yı neden dövdün? Ha? Ağzını yüzünü patlatmışsın çocuğum. Mosmor olmuş her yeri. Ha? Burnu yamulmuş, burnu. Ben öyle şeyler yapmadım. Tamam yani iki tane yumruk attım, hepsi o kadar. Bir de matah bir şeymiş gibi söylüyor ya. Ayıp. Sen o herifin ne kadar sinsi biri olduğunun farkında değilsin. Ya kaç yıllık arkadaşım. Kıskanma. Niye kıskanacağım ben o kıl kuyruğum ben? He? Ben yörük oldum Fatma. Bu
Niye sen deli misin, divane misin be? Ben yoruk oldum demeyle yoruk oldum hiç. Ama benim yüreğim senin için yörük yörük atıyor Fatma. Körüktür o be, körük. Mevzu çok derin. Bana müsaade. Bana bak, hadi sen de bir gel. Gel şu Sparta'ya da. Böyle burla senin gezip dolandığın memleketle benzemez. Git hadi. Bak Fatma, bir kere bıraktım, bir daha bırakma. Sen benim ilk ve son göz ağrımsın Fatma. Yani sevsen de, dövsen de, bağırsan da, çağırsan da benim yerim senin yanın Fatma. Bir yere gitmem. Burası benim son durağım Fatma. Sen etrafında olan bitenin farkında olsaydın böyle bağırıp çağıramazdın. Neymiş etrafında olanlar? Söyle. Söyle! Ben yaptığım her şeyi seni korumak için yapıyorum ya. Çünkü ben sana o kadar aşığım ki. Biri sana zarar verecek diye benim ödüm kopuyor, içim titriyor benim. Ben senden, seni korumak için uzak duruyorum. Vazgeçtin! Benden vazgeçtin! Sen benim için savaşmaktan vazgeçtin. Oo, hoş geldin Fuat Bey oğlum. Döndün demek ha? Döndüm Havva Hanım, döndüm. Bak bu Tahir Bey. Gonca'nın babası. Buyur geç, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Havva Hanım. Bir ayran veren mi içer misin? Yok Havva Hanım. Biz sana bir şey sormaya geldik. Buyur. Bu Mehmet abimin tespihi mi? Mehmet'imin tesbihi. Ah Mehmet'imin tesbihi. Sen bana dedin ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Ne olursa olsun senin. Gonca'nın şu Atabey denen ruh hastası aileden kurtulması beni çok mutlu etti. Gonca, bak ne diyeceğim sana. Sagalosos diye bir yer var. Antik kent, duymuşsundur. Oraya gidelim mi? Çok güzelmiş hem. Öyle diyorlar. Hiç halim yok. O zaman hadi gel biraz yürüyelim. Aksu Zindan Mağarası diye bir yer daha duydum. Orası da güzelmiş. Nasılsın? He? Çürümüş. Bunların hepsinin içi çürümüş.
Borular değil. Atabeylerden bahsediyorum. Ne var, bence gayet komik yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi gül tarlasına gidelim. Bir tane kuyu kazalım. Biz bize yeteriz. Kendi suyumuzu kendimiz çıkartalım, olmaz mı? Bak bir de öfkemizi... Öfkemizi de boşaltırız. Tarlalar sana haksızlık eden... Yine adı geldi o... O tarlalar sana haksızlık eden insanlarmış, tamam mı? Kazdıkça kazarız. Kazdıkça kazarız, ha? Şurada kürek var. Hadi al. Hadi yürü. Hadi. Gel bakalım. Buradan başlayalım mı? Başlayalım. Al bakalım. Hadi bakalım. Bira bismillah. İyi geliyor değil mi? Ben seni ihbar etmedim Halil Atabey. Ben yapmadım. Yapmadım. Baba. Şu düştüğümüz hallere bak. Rıfat Ağa. Seninle ben böyle mi konuşmuştum? Hı? Sen. Görüyorsunuz işte. Halil Bey çok gergin, çok dengesiz. Yani ne zaman ne söyleyeceğini insan kestiremiyor efendim. Soruşturmada benimle ilgili bir şey söyledi mi Ali? Sizinle ilgili mi? Yok, hiçbir şey demedim. Hem zaten ne diyebilir ki efendim? Tamam Hidayet, tamam hadi. Zaten bir işe yaradığın yok. Git kiminle konuşacaksan konuş da Halil'le bir görüştür beni. Tamam efendim. Kızım, güzel kızım benim. Korkma, bir şey olmayacak. Canan Hanım. Canan. Geçmiş olsun, sonuçlarınız çıktı. Ah, nasılmış, ölecek miymiş? Merak etmeyin, korkulacak bir şey yok. Sadece... Ne sadece ne? Menopoza giriyorsunuz. Ne? Menopoza girmişsiniz. Bu evrede bir takım olumsuz durumlarla karşılaşmanız çok doğal. Ani sıcaklık basması, terlemeler, duygu durum değişiklikleri, çarpıntı, depresyon, saç incelmesi, saç dökülmesi, idrar sıkışıklığı, idrar kaçırma, aynı zamanda iştah artışı, dolayısıyla da kilo artışı. Öf, yeter. Aa, ateş bastı yine zaten. Hadi, tamam, hadi. Birkaç saat dinlenin, ondan sonra taburcu edelim sizi. Ha, sağ ol, sağ ol, tamam. Geçmiş olsun. Öf, bir bahis gitti ya. Vay. Ne dedi anneciğim doktor? Aa, maalesef hiç iyi şeyler söylemedi. Ay. Çok kırılmışsınız, çok incinmişsiniz dedi. Eğer böyle giderse... kalp krizinden felce, felçten beyin kanamasına kadar yolu var dedi. Ne?
stres, üzüntü. Hepsi tehlike arz ediyormuş. Uzak durun dedim. Beyin kanaması mı? Canan teyze Allah korusun. İyi. Ben de bir doktorla konuşayım o zaman. Git git konuş oğlum. Konuş, görüyorsun değil mi? Benim bir tek söylediğime inanmıyor. Biz hepimiz yalan söylüyoruz oğlum. Git konuş. Ne alakası var anne ya? Ben buradan taburcu olunca beni babanın yanına götür. Anneciğim ben seni eve götüreyim. Sen orada dinlen, olmaz mı? Olmaz. Ben kocamı yalnız bırakmam. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Sen ne zır oluyorsun be? Kızınla birlik oldunuz, beni içeri attınız. Şimdi dalga geçmeye mi geldin sen ha? Saçmalama Halil. O Havva hala denilen kadın seni ihbar etmiş. Bırak! Bir de dalga geçme. Bunca yıldır o Havva denen mecnuba hiç kimse inanmadı. Şimdi niye inanıyorlar? Yeme beni Rıfat Ağa, yeme. O Fuat Deyyus'u var ya... O yaşlı bunağın sözlerini ciddiye alınması için tanıdığı birini devreye sokmuş. Hidayet Söğüt'ü sorup soruşturmuş. Fuat Demirci. Öldürürüm. Öldürürüm lan ben o adamı. Ben o adamı öldürürüm. Ne oluyor? Kimi öldürüyorsun? Ne öldürmesi? Ne diyorsunuz memur bey? Biz burada şakalaşıyoruz ya. Yoksa ben karıncayı incitmem yani, o derece tabii. Halil Bey. Tahmin ettiğim gibi Savcı Bey sizi çağırıyor. Birazdan çıkarız. Benimle ilgili tek kelime etmeyeceksin. Öyle mi? O zaman çıkar beni buradan. Duydun mu dedim Rıfat Ağa? Ben yanarsam tek başıma yanmam. O yüzü ne olduysa tek tek anlatırım, herkese haberin olsun. Dur. Dur kızım. Burada su falan yok. Şuraya bakalım. Gel. Haydi. Burası mı? Evet, burası. Hadi başla. Dur, burası kupkuru. Su olsa toprak biraz nemlenirdi. Burada su falan yok yani. Burası için büyük makine lazım. Böyle kazmayla, kürekle olacak iş değil. Ben çok rahatladım. Gerçekten. Sırtı. Ben Gülhane'ye dedim. Tabii neyin var senin? Ha?
Yüzüm girece kesmiş. Bir şeyim yok benim. İyiyim. İyiyim. Toprak kardeş buldum. Hayır olsun inşallah. Hayır değil. O zaman çağırmayayım. Tabii tabii ne demek? Buyurun ben size şöyle yardımcı olayım. Buyurun 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 buyurun. Şöyle. Buyurun. Toprak Bey. Misafiriniz var. Kim? Sırrı Bey. Tabii tabii buyursun gelsin. Buyurun buyurun. Hoş geldin abi. Hoş gelmedim Toprak. Kardeş bize biraz izin verir mi? Yavuz bize müsaade eder misin? Buraya ağır bir yükle geldim Toprak ben. Utanarak geldim. Birinin vebaliyle geldim. Söylemediğin şeyler sana ve çevrendekilere zarar vermez. Susmak sana hiçbir zaman ihanet etmez. Ben yıllarca sustum. Önce Fatma Hanım için sustum. Sonra senin gibi aşık oldum. Cennet için sustum. Ama bu gerçekliğin ağırlığını daha fazla kaldıramayacağım. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Ne zaman kime istersen şahit edilir. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Ben oradaydım. Gözlerim de gördü. Ne zaman kime istersen şahit edilir. Sana güveniyorum Toprak. Her zaman en doğru kararı vereceksin. Sana güveniyorum. Ben seni arayacağım. Gonca. Tamam. Gonca! Arda, senin ne işin var burada? Burada yazılanları öğrenmen lazım. Halil Atabey ve öz babam Mehmet Akyaz'la ilgili. Benimle gel gidiyoruz abi. Konağın işleri de hiç bitmiyor ya. Gecenin bu saati olmuş. Çöp atıyor. Toprak kardeş. Deveyle nereye gidiyorsun? Emniyet abi. Başımla beraber. Salla. Amanın. Yavuz ne oldu? Ne bu gürültü? Vallahi ağam Toprak Bey'im acele çıkarken çarpıverdi. Ne acelesi varmış ki? Nereye gidiyor ki? Vallahi bilmiyorum ağam ben. Çöpleri alırken duydum. Sırrı Bey'le beraber emniyete gideceklermiş. Nereye? Sırrı Bey ofiste kendisine bir takım şeyler anlatıverdi ağam. Sonra beraber çıktılar, biz emniyete gideceğiz dediler. Sonra gelip burada çöpe çarptılar. Çöp de devrilmek suretiyle bu hale geldi. Ya tamam kes kes kes! Çabuk git arabayı hazırla, çabuk!
Canan, çabuk ceketimi getir bana, çabuk. Gonca, bak öncelikli olarak bilmen gerekenler var. İhbarda bulunan kişi Havva diye bir kadın ve Adnan Fuat Demirci isminde bir adam. Yani Halil Atabey babanı defalarca ölümle tehdit etmiş. Hatta aralarında bazen ciddi boyutta arbede yaşanmış. Adnan Fuat Demirci'nin bizzat şahitliği var ve burada da yazıyor bu. Gonca, durum göründüğünden daha vahim. Bu insanlar çok karanlık. Çok tehlikeli insanlar. Gözlerini kırpmadan ellerini kana bulayabilecek insanlar. Ya sana bir şey yaparlarsa, ya Tahir amcanın, babanın canına kast ederlerse o zaman ne olacak? Ben ne yaparım o zaman? Buna nasıl dayanırım? Bak, sana yalvarırım. Topraktan ve ailesinden uzak dur. Çok tehlikeliler. İstanbul'daki hayatımızı düşün. Eğlenceli. Kavgasız, gürültüsüz. Lütfen. Lütfen o günlere dönelim. Ben bir dolaşacağım. Efendim Arzu. Alo Arda. Evde biraz durumlar karışıktı da sesini duymak istemiştim. Arzu işim var, sonra konuşuruz. Toprak, oğlum dur. Oğlum dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niye emniyete gidiyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Öğrenirsin birazdan. Toprak dur. Dur, dur. Bırak kolumu. Dur, oğlum dur. Dur, sakin ol. Sakin ol. Oğlum bu sırrı sana ne dediyse sakın inanma. Bu adama sakın inanma. Duydun mu dediğimi? Oğlum, bak. Ben hapse girersem, kız kardeşini düşün, Arzu'yu düşün. Arzu ne olacak? O bensiz yapamaz, o babasız yapamaz. Anneni düşün. Annen daha yeni hastaneden çıkmadı, bu mahvolur. Oğlum, bak ben o zamanlar çok gençtim. Çok gençtim, çok cahildim. Bir hata ettim, affet beni. Peki Gonca'ya ne olacak? Onu yaşadıklarının bedelini kim ödeyecek? Cevap ver, kim ödeyecek? Değer mi? Söyle bana, değer mi? Aileni niye düşünmüyorsun ya? Anneni düşün, babanı düşün, dedeni düşün, kız kardeşini düşün. Toprak oğlum, değer mi? Değer. Toprak. Toprak. Bak, ben hapse girersem dedem durmaz. Kan davasına çevirir bu işi. Herkesin canı yanar. Sen dedeni tanımıyorsun. Bilmiyorsun o adamı. O zaman onu da ihbar ederim. Toprak, toprak! Sen dedeni tanımıyorsun. Hapis durdurmaz onu. Hapis durdurmaz! Cinayet büro amiriyle görüşecektik biz. Şu an meşgul. Konu neydi? Ben kendim söylemeyi tercih ederim. Siz biraz koridorda bekleyin, ben size birazdan haber vereceğim. Her şey böyle çözülecek mi Toprak kardeş? Sen çözülecek diyorsan. Rıfat ağa. Sen Balatız'ın hikayesini bilir misin Toprak? Burada, bu topraklardan geçer.
Ne demek istiyorsun dede? Bir ağa varmış Isparta'da yaşayan. Toprakları Atabey'den Balatıza kadar uzanan. Bu ağa çok insafsızmış. Köylülerin canına okumuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. Kıssadan hisse Tahir'e de Fatma'ya da Gonca kıza da yazık olur. Sen anneni düşünmeyebilirsin. Sen annenin ne kadar üzüleceğini önemsemeyebilirsin ama o benim her şeyim. O üzülmeyecek toprak. Yoksa bu topraklar kanla yoğrulur. Bir kız vardı. Neydi adı onun sırrı? Ha Cennet. Balatıza yakın oturuyordu değil mi? Yöre kızları da çok güzel oluyor. Öyle değil mi sırrı? O Gonca denen mahlukatın ismini bir daha ağzına almayacaksın.